Evet, cümleden herkese selamünaleyküm. Biz gene çarşılara doğru gidiyoruz. Aşkım onlar niye yamuştu biliyor musun? Sıcaklar onlar güneşte biraz, maruz kalıyorlar ya biraz burada. Büyük gelmişti. Şimdi de küçülüyorlar değil mi? Evet, ayağım zor sıkıyor. Plastik ya aşkım, o yüzden öyle. Ya bir de rengi soğumuş. Güneşte tabii, senin şapkan da öyle olmuş. Ana. Ela'nın şapkasını söyleme. Ela'nın şapkasını? Evet. Ela videoyu izlerse şimdi der ki ablam niye benim şapkamı takmış der. Bir tane var ama ondan. Ha, o zaman iyi Ela olsun be. 10 gün önüne taktı ablam. Bir daha nerede takacak? Ela ama geri vermeyeceğim. Geri vermeyeceğim mi? Hayır. Niye? O zaman kızı yeniden almak lazım. Baldızıma. Bir tane siyah daha var. Bir tane de böyle krem renginde var. He. Var yani. Yani o zaman iyi. Ela var mı senin birkaç tane? Ablana hediye olsun o zaman. Değil mi aşkım? Evet. Aynen öyle. Biz de şimdi çıktık. Burada perşembe günleri pazar oluyormuş çarşının içinde. Bakalım buranın çarşısı nasıl oluyormuş? Bizim çay dilimindeki devrektekine, çay cumadakine benziyor mu ki? Bilmiyorum bakalım. Ki. Bakalım hadi göreceğiz. Ben dedim ki aslında Yaren Hanım çıkmaya hiç gerek yok dedim. Her şey dedim almıştır başını gitmiştir. Burası çok pahalıdır dedim. Hiç çıkmamıza gerek yok. Boş boşuna sıcakta dedim. Nefesimizi boş harcamayalım dedim. Yaren Hanım ama gene de merak etti. Bir gidelim dedi. Bakalım dedi. Hem dedi YouTube video çekersin dedi. He tamam, tamam o zaman gidelim dedim. Hemen ondan sonra... Hemen fikri değişti YouTube deyince. Hemen o zaman bana kızdı Yaren Hanım. YouTube deyince diyor gidiyorsun diyor. Ben isteyince gitmiyorsun diyor ama... Tabii ki Yaren Hanım istese de gideceğiz, mecburuz yani. O benim isteklerimi yapıyor, ben onun isteklerini yapıyorum. Öylelikle ortak hayat şartlarından dolayı mecbur isteklerimizi karşılayacağız. Ana bak yenge şu üzümü bize alın dediydi. Almadık bak ne güzel. İnan ki biraz sonra alırız belki dönüşte değil mi? Aynen. Komşumuz yenge ismini sormadık hiç. Buralara bak, evet. Zeytinlerin dallarını şey yapmışlar. He, burası çok taşlı ya. Bu odunları ne zaman yakıyorlar ki? Bunlar da yapmış ya ama yenge böyle. Çalıları bile farklı. Bu da kayısı ağacı herhalde aşkım. Kayısı mı erik mi ne? He, geçen lavanta buş demiştim ya, buşun Türkçesini bilmiyordum. Çalıymış. Çalı evet, tutar mısın evet. Aşkım? Şurada bir tane. Hayır. Ta aşağıdaki incire gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Aslında onu düşünüyordum aşkım. Hı hı. Şurada bir tane incir var bak, ondan yiyeceğim. Aşkım bu üzüm de o yengenin. Ben istemiyorum, sen yiyeceksin al. Bu üzüm de o yengenin, helal etti o, alın dedi. Evet. Yemişlerden alabilirsiniz dedi. Evet. Nasıl tadı? Yaren Hanım bence bir dene. Dene. Çok ekşi. Değil mi? Bir çekirdekli sevmiyorum ben. Çekirdek yok bundan. Var. Bak ben sana en olgunlarını vereyim. Hayır istemiyorum, afiyet olsun. Bir tane çıkalım. Aşkım. Çok ekşi. Üzüm yedikten sonra şu incirlere bak, gözüm kaldı. Onlardan da alalım mı? Ay baksana orada. Bayağı varmış. Baksana. Hayır. Gidiyoruz çarşı. Aşkım o inciri alayım. Son... Gözüm kaldı aşkım. Başkası da alır yoksa ben almazsam. Tamam al. Tutuversene sen şunu. Tamam ama yeter. Aşkım ayağın kayıyor, beni şey yap. Aşkım bu ne? Eukaliptus. Nidolus. Eukaliptus. Ben bilmiyorum onu. Türkçesini de bilmiyorum. Nasıl tadı? Aşkım bence bir dene. Mm-mm. Lütfen bak. Çok güzel. Şurada da var aşkım ya. Lütfen şunlardan biraz daha gelince toplayalım. Eukaliptus. Eukaliptus he. O mu ondan? Hmm, Türkçesi de herhalde o. Tamam ama o mu? Değil. Evet burada aynı Almanya'daki gibi her köşede inşaat. Allah'ım ya Rabbi ya. Ne yapsınlar? Çalışma başladı aşkım.
Ne ki Almanya'da ama her köşede inşaat oluyor. Yani bak Türk bayrağı. Aşkım gel gel boş ver şimdi. Dur bakayım şurada çekersin. Belki benden fena çıktı. Her yeri çekiyor. Evet, Türk bayrağı. Korkma sönmez. Nasıl oluyordu? Evet, korkma sönmez. Bize hep buralarda mesela okullarda öğretiyorlar aşkım onları. Bence İyi bir şey. Evet. Aşkım şuna bak. Şimdi benimle dalga da geçerler. İstiklal Marşı'nı neden bilmiyor diyorlar. Biliyor da şimdi aklımda değil. Aynı şey gibi. Fleisch fressen Pflanze gibi. Hani ya. Böyle çiçekler oluyor ya. Ağızları falan böyle sinek yiyorlar. Aynı onların ağzı gibi. Bu. Fleisch fressen Pflanze. Evet. Bak şuna bak. Zeytin taşlarını falan hep taşların arasına almışlar. Evet. Sanırım hep soğuk yani hep serin olsun diye. Aynen. Aslında benim şu tepeye doğru çıkasım var. Aşağılarda ne var ki? Şu tepeden. Sen ölüme susadın herhalde. Şunu hadi. Şunu yemdim. Bak bak. Duyuyor musun? Hı? Hı? Duymuyor musun? İncire bizim ailede sevmeyen yok aşkım. Tek sen sevmiyorsun. Ben seviyordum ama artık sevmiyorum. Bu ıslak mendil var mıydı? Hayır ama suyla yıkayabiliriz. Hadi, hadi sonra zaten. Görüşürüz. Hadi. Ben bir şey yok. Neyi? Yok gerek yok. Yok yok aşkım. Gitse de fazla fark etmiyor. Heh. Geldik işte. Aşkım buradan da manzara iyiymiş değil mi? Bizim villa şu taraflarda bir yerde kalıyor. Şu dağın arkasında kalıyor. Ta arka taraflar değil mi aşkım? Aynen bak orada ben sana diyordum ya yukarıda yeni yapılan yollar mı var falan diye. Sanırım orası. Çok güzel. He he. Çok rampa ya. Değil mi? Arabayı kesebilirsin. Şu çiçekler çok güzel ya. Değil mi aşkım? Baksana yanmış olmuş. Zamanı geçmiş. Her yerde zeytin. Şunlara bakın. Sokak ortasında bile. Kapar mı aşkım? Yok kapamıyorum. Aşkım şunu kapatır mısın? Çantamı kapatamadım. Danko. Hadi gel. Zeytinlere bak. Bir dünya. Çay cuma pazarı bitti. Devrek pazarı bitti. Şimdi Antalya Kalkan'daki pazara geziyoruz aşkım. Evet. Değil mi? Ben pazarları çok seviyorum. Sizin oralarda yok tabii. Yani var da bu böyle yok. Bağıran çağıran yok. Şalke'ye gidersiniz siz de. İnsanın yok. Orası güzel de Türkiye'de benzemiyor. Gedikli pazarda. Ay konuşamadım. Türkiye'deki pazarlarına benzemiyor. Yani Türkiye'ye ne benzer aşkım? Hiç. Memleketimize bak. Ne güzel inan ki. Hı? Şu evde ne hoş. Değil mi? O pembe çiçekler çok güzel renk katıyor evlere. Üzümümü yedim. Sağ ol aşkım. Aşkım daha yeni kahvaltı yaptık. Sen çarşıya geldik aynı Pelin gibisin aşkım. Pelin böyle demir parka giderken ışıklarda kırmızı ışıklara girerken dayı benim karnım acıktı gibi biraz sanki. Benim evden çıkar çıkmaz o çıkıyor zaten. Öyle mi oluyor?
annem sinir olur. Allah Allah. Neyse biz de alışırız artık değil mi? Yani tamam yer. Doyururuz aşkım. Ama şimdi pazarı gezelim sonra bekleyiriz değil mi? İlk önce bir pazarı gezelim, dolaşalım. Aynen. Pazarlarda ne varmış bakalım. İtfaiye gösterelim mi? İtfaiye evet. Burası da Kalkan'ın itfaiyesiymiş. Belediye de orası zaten aşkım. Gel arabalardan elimi tut. Aşkım gidelim yavaş yavaş. Motorlular çok fazla burada Allah aşkına. Nereden çıkacakları belli olmuyor inan ki. Güzel değil mi? Şimdi daha annelerimize bir şey almadık. Evet. Babaları aldık, anneleri almadık değil mi? Baksana hep buralarda kurutulmuş her şey. Hem kurutulmuş muz bile var. Değil mi şu muz? Mango var. Marketlerde satılıyor. Kurutulmuş muz? Lokumlara bak ama Safranbolu'nun lokumlarına benzemez hiçbirisi. Değil mi? Aynen. Her şeyler var. Aynı bizim oranın pazarı gibi. Formalar falan. Çantalara bak. Aşkım. Direkt de gece pazarı açıldı. Standlar açıldı. Oralar tıklım tıklımdır. Burada baksana kimse yok. Burada... Evet kimsecikler yok. Bir de şey buradaki ne hoşuma gitti biliyor musun? Böyle hep böyle satış yapanlar falan hepsi İngilizce falan biliyorlar. Yabancı dil bilenler var. Çok iyi. Takı çakmak değil mi? On 400 liraymış aşkım çantalar. Güzel değil mi? Çok da pahalı da değil. 5 tanesi 100 lira. Yani kaç paraya geliyor aşkım? 20 lira şunlar. Hiç de gerek yok. Yani evet. Baharatlar çok fazla bir de buralarda. Baharat, baharatlar çok fazla değil mi? Yani bayağı var. Şuna bak. O çantayı ne yapacaksın küçücük? Değil mi? Evet o güzel. Şu anne. Yok bana. Siyahı olsa mesela güzel değil mi? Fiyatı ne kadar? 600 lira efendim. Küçükleri? Bu da aynı. Onun sapları deri. Onun üstü kolu. 600 liraymış. Yani 18 euro. 16 euro. Tamam. Yani orijinal değil anladın ama olurum gene 20 euro falan. 4 oraya taşımaya gerek yok değil mi? Şöyle çantalar al aşkım. Bunları sevmiyor musun? Takmalar. Bak hayvan çanlarına bak. Uçaklar falan 10 numara. Şapkalar da güzel değil mi? Ben hiç sevmiyorum mesela böyle. Yok yok hayır. Neden? Yok şapka takmayı sevmiyorum ben pek. Hep gözlükler falan var. Bizim oralarda böyle çok çeşit yok aslında değil mi? Buralarda her şey var. Aynen. Yani bayağı var çeşitleri. Şallar da var baksana. Silk. Silk ipek. Silk. 250 TL'ymiş aşkım. Aşkım ama bunlar çok ağır ya. Böyle Osmanlı. Ben çok seviyorum böyle halısını falan. Eskitilmiş değil mi? Ama tabii eve ya, uyması lazım. Evin de öyle olması evet. Lazım. Boş baştan başa her şeyin öyle olması mesela lazım. Mesela şimdiki kaldığımız villada çok güzel
olur. Evet, öyle. Otantik olur, değil mi? Aynen, çok iyi olur. Evet. Sağ olun abi, kolay gelsin. Gece pazarından alınız, biz devrekten. Kendi vatandaşımız kazansın aşkım, değil mi? Yani. Ama orada daha pahalı oluyor işte. Yani evet, orası da... Yo, aynı be, hemen hemen. Değil mi? Ya aşkım, terlik alalım mı sana şöyle? Yok, ben sevmiyorum. Merhaba, kolay gelsin. Marka kurumların gerçek tüyünü falan kullanıyor. Öyle mi? Şimdi orijinal olmayan şeyleri bilmiyorum ama. Onu ben de bilmiyorum. Bak, Habe ablamın tam istediği şeylerden gene, değil mi? Şuna bakın şu. Süslü süslü. Takım mı o? Takım. Şeyler de var. Ben bunu bir kere yazda giymiştim. Yaz şey sandığım için. Çok sıcak tutar resmen. Sıcak tutar aşkım bunlar. Kalın. Evet. Hı-hı. Bunlar kışlık gibi. Evet. Yazlık olmaz. Gözlü gözlü şu şeyler hiç iyi değil aslında da işte. Gene de giyiliyor. Değil mi? İyi, iptal etti ya, iyi mi? Bunlar da güzel bak. Ege'nin insanları böyle şeyler seviyor demek ki. Bizde böyle hazır halılar falan oluyor. Buralarda böyle otantik şeyler. Gözlüklere bak. Ray-Ban. Hepsi. Fayda. Çantalara bak aşkım. Nasıl? Bak şunlar neden biliyor musun aşkım? Bunlar bizim süs kabakları gibi uzun uzun kabaklar var. Onların içindeki lifler bunlar. Bunları çok iyi diyorlar. Şunlara bak, hepsi orijinal. Ama ne güzel. Güzel mi yani? Bakteri mi üretiyor? Bakteri üretmiyor. He. Bizim aldığımız sarı sünger, onlar çok bakteri üretiyor mesela. Yani. Bunlar, ama bunlar da bardakları çizerler aşkım. Evet. Yani bardakları çok çizer. Baksana sabunlara. Aman bayağı da var aşkım buranın pazarı da. Ben o ayakkabı da arıyorum ben. Girişteki. Burada bulamazsın. Yok. Var mı? Ha, bunlardan değil mi varmış? Doğru. Kahverengisini mi arıyordun sen? Bilmiyorum ki. Bunlara niye ağzı böyle açık gelen aşkım? Böyle, bunların modeli böyle. Çok çirkin durmuyor mu? Güzel mi? Bunlardan güzel. Bunlar eskiden çok moderndi. Ya yani evet, bunlar model oldu değil mi şimdi? Bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı? Diğeri kaçtıydı? Bu ya her şeyin. Güzel bence. 800 aşkım. O diğeri 950 dedim. Başka renkleri var mı ki acaba? Vardır. Soralım mı? Dur. Şu da güzel. Ama her şeyle giyinemiyor. Evet. O güzel mesela. Ama bunun şeysi biraz değişik. Biliyor musun? He. Sünger gibi değil mi? En güzeli bu gene. Bilmiyorum, bakalım beşik balıkları. Belki başka modellerde çıkar. Tamam, hadi gel bakalım. Böyle çantalar da iyi oluyor aşkım. Böyle çantalar da iyi oluyor. Beğeniyor musun? Yani geniş ya. İçine her şeyi koyabilirsin. Ama işte taşıması rahat değil. Ha, onlar öyle. Ama ya sırt çanta ya da böyle çapraz çanta olacak. Sırt çanta. Şu. Bu
sırt çanta. Çok sosyete. Çok renkli değil mi? Bak şu an nasıl dolaşıyorum. Ama böyle sportif olsun. Ya değil mi? Bu daha güzel. Bir de bunu niye takıyorum çünkü diğer çantamın kolu koptu. Öteki çantayı yaptırırız devrekte. Evet. Ayhan abi yaptırırız. Ayhan abi yapıyor değil mi? Hı hı. Bunlar da güzel değil mi? Ha? Şundan şöyle. Sade. O zaman yok. Bakalım bakalım bir zaman. Bir de görünüyor değil mi? Hmm, bak sana. Tüylere bak. O ne? Kas tüy mü ne tüyse. İğrenç. O da güzel bak değil mi? Evet. Ama taşlı mı bu? Yok, içinde folye gibi bir şey var herhalde. Simli simli. Güzel. Değişik. Şak şok. Küçük bebeklere göre herhalde. Hı? Turistler alır ondan. Ama yok ya, bizim çarşılar kadar çok çeşit yok aşkım. Bizim onlar daha çok var. Var mı? Ne bileyim. Bunlar ne? Şal mı? Atkı gibi bir şey. He. Yo, içmeyeceğim ben. Şükür, sağ ol. Güzeller ama. Değişik. Şunlar da bunlar da güzel. Ana. Böyle şey bebekler çok var. Çok evet, güzel. Bunlar çok güzel. Eli mi aşkım bunlar hepsi. Gerçekten de çok güzel. Yeşili mi seviyorsun sen en çok? Hı? Yeşili mi seviyorsun? Yeşil. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne kadar bunlar abi? Bunlar 400. Hmm. Şuna bak, en güzel. O 800 mi? Evet, bu çok zahmetli. Çeşit çeşit değil mi? Ne güzel. Neyse. Şimdi kolay gelsin abi. Sağ olun, teşekkürler. Böyle şeylerin hiç burada olmaya gerek yok. Çünkü bizim Amasra dolu bunlar. Yani aşkım. Ay. Of, beni hararet bastı. Bayılacağım şimdi. Bak. He, ne kadar diyor? Magnet diyor. 5 pound yani İngiliz şeysi. Türk parası kaç paradır kim bilir. Magnet. Aşkım biz annelerini alacağız. Anacıklarımıza da alalım bir şeyle. Kelebek otel diyor. Bak otel varmış burada. Aa, burası mı? Hmm, bitti. Anam şurada sofralar var. Bak benim ilgi alanım şunlar işte bak. Aha. Hah, ilgi alanım görüyor değil mi? Aşkım bunlardan var mı Almanya'da? Ya var, alırız. Var değil mi? Şuna bak. Sofraya bak, aşırı güzel. Çok güzel. Hem sofra olarak kullan, hem böyle bunlara şey yapılıyor, bak ekmek dökülüyor. Bunlara biliyorsun değil mi? Bunlar doğrama tahtası herhalde. İncecikler. Şunlar çok güzel. Ama çok büyük. Şöyle sarımsak döveceği. Güzel. Evet. Değişik. Bir şey yok herhalde mi? Yok. Şunlar ne? Bunlar ne? Sofra bezi. Yani. Bezi. Sofra örtüsü gibi değil mi? Hı hı. Ama güzeller ha bunlar da. Nakışlı nakışlı.
Böyle şeyleri görünce de Nermin ablam aklıma geliyor aşkım. Neden? Bizim sülalede herkesin çeyizine muhakkak bir şey vermiştir. Bizim verdi mi? Evet verdi. Patik falan verdi. Vermişsin gibi bari Nermin abla. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nermin abla iyi ki vermişsin yani. Bak. Yoksa yapıyor seni... öyle? Yapıyor, patikler yapıyor, lifler yapıyor. Başörtüsü falan yapıyor. Yani yapıyordu önceden. Şimdi atlaslarken yapamaz. Şöyle dantelleri vardı, bir görmen lazım onun, var ya. Evet benim bana verdiği şeyler çok güzel. Güzel mi? Hı-hı. Ben onlara bakmadım. Onları da videoya çekeriz. Evet. Nermin ablamın ellemeydi. Öyle mi? Hı-hı. İyi, sağ ol Nermin abla. Allah razı olsun. Yani. Ya. Şu gömlekler ne öyle uzun uzun aşkım? Hı? Niye uzun uzun o gömlekler? Kocaman kocaman. Aşkım, her şey daracık olmasına gerek yok. Ya. Evet doğru. Çoraplar falan var. Kemerlere bak aşkım. Nasıl duruyor kemerler? Deli mi ki acaba? Ne oldu? Kemerler mi? Hı. Bak şunlar da güzel. Mesela şunlar takım olarak değil mi? Evet. Bakalım mı? Yok aşkım, onların naylona benziyor. Yani sadece güzeller demek istedim sana. Yok yok bırak. Ben onlardan öyle giymem. Aa bak burada var zaten. Bu şort çok güzel. Hı, ama ağır. Değil mi? Bence çok güzel. Ben beğendim. Yok yok çok ağır. Ne ağır? Aa, şort ağır. Yok. Senin aldığın çok üstünde olan daha ağır. Yok ya boşver. Fiyatları ne kadar abi bunların? Ne kadar? Alt üstü ne kadar abi takım olarak? Neyse şimdi boşver aşkım. İyi gene. Yani iyi de. Yok zaten hangi ihtiyacım yok. Hangi aşkım almayacağım şimdi. Neden? İşte sadece ben merak ettim, gel. Ben beğendim onu. Kolay gelsin abi. Ya şimdi benim var zaten. Bu yazı atlattık zaten. Önümüzdeki yazı Allah kerim. Hiç kıyafetsiz değiliz yani. Bütün ya kıyafetim var. Bir de onları giymedikten sonra yazık günah. Dolapta da yer kalmadı. Herkesin kendi el emeği, kendi göz nuru değil mi? Yaptıkları şeyler. Güzel. Pazarları küçücük ama. Aşkım. Daha büyük zannederdim. Ama baksana. Gelen giden pek yok ki zaten. Buranın pazarının büyük olmasında bir etkisi olması lazım. Evet çok güzel. Soralım mı onu? Alalım mı? Ama burada satıcı nerede? Giderken de yoktu, gelirken de yok. Şu abi mi satıyor? Ama işte böyle pembe. İşte ha. Ama şu güzel bak. Şu gümüş rengi. Değil mi? Ne kadar abi bunlar? Kolay gelsin. Yok, sağ ol. 750 kadar demişti. 750, o da 400 dedi herhalde diğeri. Ondan alacağım herhalde ben. Şuradan ayakkabı alacağım mı? Hayır. He? Hayır. Niye? Ayakkabı 800 lira bence çok iyi aşkım. He? Ayakkabı 800 lira bence çok iyi. Değil mi? Sen de alalım mı annesinden? Yok. Neden? Bak şunlar güzel. Şimdi ama bunların şeyleri yozulmuyor mu buralara? Şu gülleri beğendim ben. Şunlar değil mi? Evet. Güzeller. Deneyelim mi? Ama sen onları pek beğenmedin. Yok güzel, ben beğendim. Ben böyle kaba ayakkabı seviyorum. Alalım mı iki tane? Hı hı.
deneyelim de. 1600 liraya geliyor, çok iyi. Evet. Kaç yani. Bakalım. Kaç yapıyor? 50 euro. Evet. İyi. İyi mi? Hı hı. Şimdi diyecekler ki niye karşılaştırma yapıyorsunuz diye. Şimdi çünkü niye karşılaştırma yapılıyor biliyor musun? Almanya'ya gittikten sonra şimdi oradaki fiyatlarla aynı olursa buradan taşımaya gerek yok. En azından burada biraz daha uygun olursa oraya götürmeye değiyor yani. O yüzden böyle. Deneyelim mi? Neyse biz deneyelim şunları da ondan sonra devam ederiz. Pazarı bitirdik. Ayakkabı falan da almadık. O ayakkabıları ikimizin baş parmaklarında çok sıktı. O yüzden ayakkabıları almaktan vazgeçtik. Öyle. Yaren Hanım'a o çantayı alacaktık. 400 liraya dedi çantayı. Adama geri döndük. Abi kaç paraydı bu çanta dedik. 450 dedi. Allah aşkına. Vazgeçtik. Çanta da almadık. Hiç... Demedi. 950 dedi. 450 dedi aşkım. 950 demedi. İlk 400 dedi. Sonra 450 dedi. Ay patronu çamurlamış. Onları yıkıyor o da. Değil mi? Ya öyle dedi adam. Ben 950. Yok yok. 450 dedi. 950 ne bu? Yani 50 lira zam getirdi. Almadık işte. Şimdi Yaren Hanım'ın karnı acıktı. Yaren Hanım karnımızı doyuralım dedik hep ikimiz beraber. Hünkar'a mı gidecek gene? Aşkım Hünkar'a gidelim. Hünkar Ocakbaşı değil mi? Oraya gidelim. Orası güzel hem uygun hem de böyle yemeklerinin tadı da çok güzel. Neyi? Neyse dün yemeğe gittik sonra su verdiler, ikram sandık, bakıyoruz fişe, onları da şey hesaplamışlar. Evet doğru. Yani suları falan normal, gerçi bizim oralarda da öyle yapıyorlar bazı yerlerde aşkım onlara. Mesela suları koyuyorlar masaya, içsen de içmesen de suyun parasını alıyorlar. Küçücük şişe 30 lira 30 lira 60 lira para verdik işte suya. Ondan sonra mezeler paralı mıydı aşkım? Değildi herhalde değil mi? Ama dünkü yemek yediğimiz yer biraz pahalıydı. Evet bir de bilemedim. Hünkar daha iyiydi. Evet lezzeti daha iyiydi. Ben orada kebap yedim geçen. Bugün de İskender mi yesem ki? Olabilir. Yani evet. Sen ne yiyeceksin? Ben gene pide yedim. Pide yiyor Yaren Hanım. Yani kebap yemiyor. Sucuk da yemez. Kıyma da yemez. Et de yemez. Yani öyle. Sonra bak burada su şey bulduk, hayvanlara diye su dolduruveriyor Yaren Hanım. Benimkinden de dolduruver aşkım. Soğuk soğuk, buzlu buzlu içsinler. Tamam, o yeter. Akşama kadar bir dünya insan dolduruverir onları. Neredesin aşkım? Anam, benim kadın işte böyle. Çok maşallahı vardır. Lisa bayıldı. Hayvanlara falan gerçekten çok özen gösteriyor sağ olsun. Bu da insan hoşuna gitmiyor değil. Yani ben de gösteriyorum ama mesela bu kadar Yaren kadar değil. Böyle çok fazla onlara yakın temasta bulunamıyordum. Ama Yaren Hanım'ın sayesinde yavaş yavaş alışıyorum gibi sanki. Bakalım zaman daha nelere alıştıracak bizi. Öyle. Hadi yemeğe gidelim. Biz karnımızı doyuralım. Nefesimiz duracak. Şimdi şurada her yerde de incir gözetliyor gözlerim. O ağacık sarmaşık ağacı aşkım o. Sarmaşığı normal ağaç gibi yapmışlar. Yok yok bunu bakallar yiyor kışta. Şu ağacın ne olduğunu çözemedim ben. Bu ne ki? İnecek bir şey mi ki? Yo bu da. Bu da sarmış. Aa bak garaymış gibi aşkım. Aha. Bak. Yabancı bir şeydir. Bir de zehirlenirim. Ne ağacıymış? Google'a sor bakalım Google amcaya. Şurada meyvesini göster gel. Var mı? Ne ağacı ki bu ya? Allah Allah. Bu da şeymiş. Garaymış gibi. Meyve mi? Ne ağacı? İncir mi? Yenge sen biliyor musun bunun ne olduğunu? Bilmiyorum da. Çitler de benzer. Öyle derler yani. Neyse tadına bakacaktım ama bakmayayım. Ben bilmediğim şeyin tadına. Yani o zaman. O zaman bakmayayım. Evet hadi yenge görüşmek üzere.
Şu böcekleri hala daha çözemedim ben niye bağırıyorlar diye. İnan ki bir haftadan 10 günden beri buralardayız. Hala daha niye bağırdıklarını çözemedim. Şimdi niye bağırıyor bunlar? Sorarız aslında. Kime soracaksın? Bilmem. 10 günden beri sormadık, şimdi mi soracaksın? Güzel değil mi terlikler? Evet. Dior. Ne? Diyorum. Yok, bu Dior, bu Hermes. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle markalardan hiç anlamam. Ben anlamam. Sen nasılsın ha? Anlayabiliyorsun değil mi? Yani biliyorum. Çok. Yok, ama ben. Ama gerek yok. Hiç. Ya biz burada niye yürümüyoruz? Yoldan yürüyelim. Burada araba yürümüyor ki. Araba gitmiyor ki, pardon. Denizde de aşkım var ya, dalga var sanki. Biz hiç sahile değinmedik. Buranın sahiline değinmedik. Bir şey de yapmadık. Neresi şimdi? Bakalım bir denizine, suyuna bakalım. Tadına, tuzuna bakalım buraların ya. Çeşme de var. Bak burada. Hayvanları çift. Aşkım incir de var. Aşkım tövbe ya Rabbim. Tamam tamam. Şu manzaraya bak, ne güzel. Değil mi? Buralarında güzel şey yapabilirler. Yani boş arazi değil mi? Boşu evet. Boşuna. Zeyt. En çok kaynana dili var şuradan aşağıda. Oradan alabiliriz. Arsanın sahibi yoksa. Var ama yoksa burada ama şey olmazdı. Devletindir belki. Şuna bak. Fiyatlar böyle işte. Aşkım, akşam nasıl oluyor? Şimdi nasıl değil mi? Akşam evet. Millet şimdi şey yapıyorlar işte. Havuza giriyorlar, güneşleniyorlar, denize giriyorlar. Evet. Şuradan gidelim aşkım. Burası çok yama. Buradan aşağı giderken biraz insan zorlanıyor. Güneşleniyormuş. Başına... Anam aşkım, karpuz da var orada. Evet. Bak yukarısında. Bak şurada, şurada. Göremedin mi? Evet gördüm. Küçücük. Benim Doruk Harman'daki karpuzlar ne oldu ki acaba? Gavunlar falan. Aşkım seni bir gün hep böyle Doruk Harman'a ileteceğim. Kaştarlı'ya götüreceğim. Bir günümüzü onlara ayıracağız, tamam mı? İnşallah diyor. Allah'ım ya. Alıştırırım ben seni oralara. Eline tırpan veriyorum, bir de ot biçiyoruz oradan aşkım. Olur mu? Hiç de doğru düzgün olur demiyorsun. Olur mu? Kabul etmiyor Yaren Hanım. Ben de orak biçemem diyor. Tırpan tutamaz ellerim diyor. Narin diyor. Diyor mu aşkım? Neyse gene yapar Yaren Hanım. Yapmak istedikten sonra da ya bu sıcakta öyle işler yapılmaz tabii. Sonbaharda, ilkbaharda yapıyoruz biz de. Biz de yapmıyoruz yani. Öyle. Full English breakfast diyor aşkım, yani İngiliz kahvaltısı diyor. 600 liraymış. 600 lira iyi değil mi? Ama çok şeysi. İyi. Bilmiyorum, sever misin? İngiliz kahvaltısında ne var? Pancake var. Sonra yumurtalı sosis oluyor. Bunlar burada bacon yazıyor mesela. Acaba yani bacon aslında domuz eti oluyor. Domuz eti de mi var? Hı-hı. Aman yok bacon kalsın. Allah'ım yarabbim. Belki de inek şeysidir. İnektir belki, evet olabilir. Aşkım bu müzikler niye buralarda çalıyor? Ben anlam veremiyorum inanki ya. Ben çok konuşmak zorunda kalıyorum o müzik doyulmasın diye. Doyulmasın diye konuşamadım da. Şuralara falan ne güzel yerler yapmışlar aşkım. Her alanı değerlendirmişler. Kalamaki. Kalamaki. Yunan yeri herhalde. Şuralar falan ne güzel değil mi? Ara sokaklar. Şunlarda sepette şeyler var, sabunlar falan. Ne güzel. Şu çok güzel aşkım. Geçen akşam biz buralardan geçtik herhalde. Yapay milkshake'ler bile var. Değil mi aşkım? Şunlar yapay milkshake. Gibi pancake. Sabundan mumluk yapmışlar. Mumluk.
Aşkım onu yiyisi gelir adamın. Değil mi? Anlatsana. Bunlar çok güzel de ana tanık bunlardan olmaz ki. Bunlar kırılı verir hemen iki günde. Güzel daşları aslında. Düşer. Güzel ama çok yani. Çok uzun gerekiyor. Deve. Nazar boncuğu ne alaka? Şu ne? Montaj değil mi? Şarapları falan. Koyulacak şeyler. Oradan da bir şey almadık gene. Bu çantalar aşkım bunlara... Bilmiyorum ki ya. Alanlar var mı ki acaba? Ha? Değil mi? Balkoni. Aziz alır. İkindi ne zaman oldu? Aşkım sen istersen camiye koş. Ötesim yok ki. Böyle şey alırım artık yani. Çok yok. Ha onlar güzel yani doğru onlardan al. Tamam. Şimdi şurada bir waffle yemeden gitmeyelim dedik. Sahilde bir deniz kokusu. Denize giremedik. Denize ayaklarımızı da ayaklarımızı soktuk değil mi öyle denizde aşkım? Evet. Ya yani evet. Burası kalkan ama aşkım denize bakar mısın? Suyun berraklığına bak şu geminin vapurun altındaki suya bak ya. Allah aşkına tertemiz. Şuna bak. Hadi artık buralarda son waffle'ımızı yiyelim. Ondan sonra da yolcu yoluna gerek diyeceğiz. Yarın Hanım. Valizleri düzdük bayağı bir değil mi? Evet. Sadece işte çamaşır yıkadık. Onları kurumasını bekliyoruz. Sonra onları da valize koyup hazırız. Ondan sonra çıkış. Evet artık Kalkan'ın çarşısına, sahiline veda ediyoruz. Bugünlük bitti artık günümüz sayılır. Birazcık da villada işlerimiz var. Oralarda. Aşkım şuna bak nasıl gidiyorlar botta arkada. Anam insan düşse boğulur orada onlar. Yapmasınlar ne yapalım. Yani değil mi? Kendi kendine canı tehlikeye atıyorlar. Hadi bakalım biz geçelim villamıza doğru. Çok işlerimiz var daha. Valizi düzdük ama. Yaren Hanım bu valiz düzme konusunda gerçekten çok başarılı. Seni tebrik ediyorum yani Yaren. Evet tamam. Gerçekten çok iyi. Hemencecik hallediveriyor her şeyi. El ayağı alışkın tabii. Ya ben gibi mi? Yani ben öyle çok valiz hazırlamadım ki. Okurken liseye giderken ancak öyle hazırladım. O kadar. Antalya'ya çalışmaya giderken öyle. Ancak o kadar. Hadi bakalım. Biz çıkalım artık eve doğru. İnan ki yorulduk.